çocuğu olmayan miyom, kist, nodül vesaire nedeniyle. Miyom, kist nasıl tedavi edilebilir? Tedavi edilebilir mi? Ameliyatsız. Çünkü ameliyat olursa, miyomdan, kistten dolayı ameliyat olursa ne olur? Yumurtalıklar, rahim gidebilir, Allah korusun. Bu nedenle ameliyatsız miyomu eritmek, kisti eritmek mümkün mü? Nodülü eritmek mümkün mü? Biz bununla ilgili yıllarca çalışmalar yaptık ve hamdolsun başardık. Elimizde raporlar var. Rapor dediğinizde... Raporları getirdik. Tamam, çok güzel. Yakın plan çekelim hocamızın raporlarını. Şimdi o isim vermeye ayıp olur. Ayıp. Vatandaş. Bayan Ay, genç bir kız üniversiteli. İsim söylemeyelim, hayır. İsim verirsek ayıp olur. Şimdi bu hanımefendinin sağ yumurtalığında 11 santim kist. Fakat normal bir kist değil, kötü huylu. Kötü huylu his. Yani kanser. Evet. Kanserli hücre sayısı 5230. Doktorlar demiş ki rahim ve yumurtalıklar komple alınacak. Çare yok. Çok panik olmuş aile. Ankara, İstanbul, İzmir. Bütün doktorlar demişler ki mecbur gidecek, rahim ve yumurtalıklar alınacak. Çare yok. Aksi takdirde diğer organlara sıçrama rizikosu çok büyük. Biz dedik ki geldiler, uyumamış sabaha kadar kızacağız. Üniversitede öğrenci. Her şeyin çözümü var, çaresi var. Problem yok dedi. Hiçbir problem yok. Problem yok deyince rahatladılar, geldiler, konuştu. İksir aloe vera jel, yoğurt otu forte, hayıt forte. Bunları kullandı. 3 ay sonra 5230 olan kanserli hücre sayısı 76'ya düştü. 5200'den 76'ya. 76. 35'in altına düştü mü kanser rizikosu ortadan kalkıyor. 11 santim olan kistse 5 santime kadar küçüldü 3 ayda. 6 ay kurtuldu. 6 ay kullandıktan sonra hiçbir problemi kalmadı. Kist, miyom, nodül, tümör. Neden, nasıl oluşur? Ve nasıl tedavi edilebilir? Oluşmasının sebebi şu, kişinin bağırsaklarından normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katriolyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalıdır. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, K vitamini üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer artmak için çok yoğun B6, B12 vitamini harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanırsa bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamaz. Arıtamadığı toksik madde miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşmasına sebep olur. Ne yapmak gerekir böyle bir durumda? İksir her türlü miyom, nodül, kist, tümör, nodülü erit. Evet. Yumurtalıkla örnek verdim. Burada bir başka örnek daha var. Örnek çok da. Bu da biz genç kız çocuğu tiroid bezesinde nodül oluşmuş. Doktorlar demiş ki hormonları anormal. Yani çeşit çeşit rahatsızları tetikliyor eğer ki tedavi edilmezse. Hemen ameliyat ne oluyor? Sağ ve sol lob ve ortadaki lob tiroid bezini tamamen alacağız demişler. Beni aradıklarında panik olmaya gerek yok dedim. Hiçbir problem yok. Problem yok. 2 ay kullandıktan sonra TSH, tiroksini normale döndü. Hiçbir problem kalmadı. Yani miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör tedavi edilebilir. Önemli olan erken teşhis, erken tedaviye başlamak. Bana bir kurmay albay, emekli kurmay albay. 20 kilometre yüzebiliyor sporcu. Komando. Geldi bana dedi ki ya omuzunda yumurta büyüklüğünde, kolunda ceviz büyüklüğünde 2 tane yağ bezi. Plaja gittiği zaman çocuklar bakıp gülüyorlarmış. Alay ediyorlar benimle. Ne olacak benim bu halim dedi. Hiç problem değil. Ameliyatta olmak istemiyor çünkü yağ bezinde yani lipom ameliyat edilirse bir tane varsa 40-50 tane birden çoğalabilir. Dişisi ise yayılır. Dişi ise yayılır. Yayılabilir. 150-200 tane olan bile var. Vatandaşın biri bana geldi, derinin altı bütün yağ bezi. Böyle dokun bilye gibi derinin altı. Her tarafı yayılmış. İrli ufaklı. Fındık büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde. Aldı kullandı. 6 hafta sonra dedi ki, ya hiç etkisi olmuyor.
5-6 ay kullanacaksın, acele yok. 5-6 ay. Ben 5-6 ay dayanamam. O zaman dedim günde bu iksirden 3-4 defa 2 yemek kaşığı değil de çay bardağı içebilir misin? Ben su bardağı bile içerim de. Fazlasının zararı yok mu hocam? Hayır, hayır. Bazılarının midesi çok hassas, ılık suyla içmesi gerekir o zaman. Midede iltihap varsa ona da iyi gelir. Virüsten kaynaklanan gastriti ülser iyileştirir, virüs. Eğer bakteriden kaynaklanan gastrit ülser varsa ona tonik gerekir, o farklı. Bu beyefendi ne yapmış? Su bardağıyla içmiş. Su bardağıyla içmiş. Evet. 35 gün sonra beni aradı, dedi ki hamdolsun kurtuldum. Nasıl kurtuldun? Bilya gibi kaşınmış, bir sıkmış, fırlamış böyle dışına. Hocam telefonumuz var, hemen alalım mı? Tabii. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Hocamıza bir sorunuz mu olacak? Evet. Buyurun. Ben iki sefer karaciğerimde kist vardı. İki sefer ameliyat oldum. Bazen rahatsızlanıyorum. Tekrar kist olduğunu söylüyorlar. Hocamdan ne fayda görürüm ben? Onun için aradım. Evet, çok güzel bir soru. Bu vatandaşımızın da karaciğerinde yağlanma öyle olmuş ki karaciğeri çamur gibi olmuş. ALT'si, AST'si, karaciğer değerleri fırlamış. AST'si 346. Normal 31'in altında olması gerekir. 346. ALT'si 124. Normal en fazla 33 olması gerekir. Bütün değerleri fırlamış. Yani birçok hastalığı evet. Var da böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması. Dedim ki hiç problem değil. Bakalım ne olacak? 8. ayın 11'inde ürün kullanmaya başlamış. 10. ayın 18'i yani 2 ay sonra AST'si 11, ALT'si 9. Doktor demiş ki ya siz ne yaptınız? Yani çamur gibi olan karaciğer tertemiz. Genç bir çocuğun karaciğeri gibi arınmış. Bu beyefendi de iksir, aloe vera jel, enginar forte, enginar. 2 ay mı kullandı hocam? Evet. 2 ay. 2 ay içerisinde tertemiz oldu. Aleti asete. Biri 346, diğeri 124'tü. Biri 9'a, diğeri 10'a düştü. 2 ay içerisinde. Yani karaciğeri çamur gibi yağlanmış, kirlenmiş. 2 ay içerisinde tertemiz oldu. Enginarla ilgili Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit, bağırsaklardaki şişkinlik, hazımsızlığı tedavi ettiği belgelenmiştir. Klinik araştırmalar var. Belge var, bilgi var. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Evet. Önemli olan... Telefonumuz düştü mü bu arada? Kapağının telefonumuz. Ertincan'dan. Ama dinliyordur hocam. Evet. Evet, evet. Dinliyordur, güzel. Ayrıca... Eğer ki safra kisesinde problem varsa, taş veya çamur, safra akışında karaciğerinde yetersizlik varsa, karaciğeri çalıştırıcı, idrar söktürücü, kara hindiba. Kara hindiba. Kara hindiba. Bu eskiden çocuklar çayırlıklarda, çimenliklerde böyle üfürdüğü zaman havalara uçan bir bitki var. Tüy gibi uçar. Evet. Yani tohumları. Oynarlar çocuklar. Bunun yaprak ve çiçeğinin kökünün ekstraktında her türlü karaciğer rahatsızlarına özellikle de safra artırıcı özelliklere sahiptir. Miyom kisti olan bayan tedavi edilmezse problem doğar. Miyom veya kist. Hormon anormallikleri hamile kalmasını önler. Bir diğer önemli problemse hipofiz bezesinin sapında mikroadenom olursa ne olur? Hipofiz bezesi bütün hormonların orkestra şefi gibi. Hipofiz bezesi hipotalamus yani orta beynin altında nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bunun sapında toplu iğne başı kadar kist oluşur. Buna mikroadenom denir. Mikroadenom vücudun bütün hormonlarını bozar. Özellikle prolaktinin yükselmesine sebep olur. Ve bayan hamile kalsa bile ceninin gelişmesini önler, zehirleyerek düşük yapmaya sebep olur. Düşük. Düşük.
İksir aloe vera jel, yoğurt otu forte, geven forte kullandığı zaman 6 hafta, 7 hafta içerisinde mikroadenom diye bir şey kalmaz. Hocam geçen haftada, geçen gün de sormuştum aslında ama biliyorsunuz son zamanlarda bütün televizyonlarda ya da radyolarda çok çeşit çeşit böyle bitkilerle alakalı, otlarla alakalı, ekstratlarla alakalı bilgiler veriliyor. Uzmanlardan veriliyor ya da gerçekten bilgisi olmayan, hiçbir alakası olmayan insanlardan veriliyor. Şimdi insanlarda biliyorsunuz ki bir tedirginlik var. Şimdi Gökçek'le alakalı, yani Gökçek iksirle alakalı sizler ne diyorsunuz? Yani bu kaç yıllık bir firma öncelikle? Her şeyden önce ben 32 yıldır bu işte uğraşıyorum. 32 yıldır Almanya kimya mühendisliği okumak için gittim fakat hastalığım nedeniyle son sınıfta laboratuvara giremez oldum. Alerjin nedeniyle. Buna devam edelim birazdan. Devam edelim. Bir telefonumuz varmış bakalım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben İzeyir Alkan. Buyurun. Şimdi ben Sivas'tan arıyorum da. Buyurun Hüseyin Bey. İzeyir Alkan. İzeyir Bey buyurun. Şimdi ben o hanımın rahim ağzından iki tane kist, miyom vardı. Yalnız birisi 6 büyüklüğünde, birisi 3 büyüklüğünde. Bunun önlenmesi için ne yapmak lazım? Verecel, yoğurt otu forte, geven forte. Bunları kullandığı zaman yoğurt otu forte, geven forte, iksir jel, biri 3 santim, diğeri 6 santim. Kısa sürede miyom yavaş yavaş erir. Problem değil. Kullandığı zaman yavaş yavaş erir. Ameliyat yani nasıl gönderebilirsiniz böyle? Evet, sitemizin ismi bitkiseltedavi.com. Bitkiseltedavi.com internete girdiğinizde. Ben internetim yok ki. Öyle mi? 621-2165 telefon numarası. 621-2165. Zaten ekranda da. Ekranda zaten. Da zaten alt bantta da. Şimdi miyom veya kist ameliyat edilirse ne olur? Bunun miyom veya kist saçak şeklinde yan kökleri var. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hürmetler. İyi akşamlar diliyoruz. Soğan Bey. Soğan kökü gibi. O kökleri ameliyatla almaları mümkün değil. Saçak şeklinde yan kökler var. Kıl gibi ince. O kökler vasıtasıyla miyom ve kist besleniyor. Ve toksik madde üretiyor. Hamileliği önlüyor. Ameliyatla alınsa bile 6 ay 1 yıl sonra tekrar kist, tekrar miyom oluşur. Ve nitekim ameliyat olanların çoğunda tekrar miyom kist oluşur. Mesela bundan 5-6 sene önce İtalya'da 43 bin bayan rahim ve yumurtalıkları, bazısının rahim, bazısının yumurtalıkları, bazıları da komple alınmış ameliyat. Sigorta şirketi diyor ki 43 bin kadın ameliyat edilmiş, bazılarının rahmi, bazılarının yumurtalıkları alınmış, bazıları da komple. Ne oluyor diye araştırma yapıyor ki sadece 500 kadının ameliyat edilmesi gerektiği, diğerlerinin lüzumsuz yere ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Öyle de bir şey var. Yine bir telefonumuz varmış. Kimler arıyor? Alo. 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 Buyurun efendim. İbrahim Hoca ile görüşmek istemiştim ben canım. Tabii ki buyurun. Hocamız cevap verecek. İyi günler İbrahim Hocam. Hürmetler buyurun. Midemde benim hocam gastrik var. Alo. Dinliyorum. Midemde gastrik var. Sesinizi pek alamıyorum ben. Telefondan duyamıyorum hocam. Alıyorum. Dinliyorum. Buyurun. Gastrik. Gastrik var midemde. Ben doktora gittim. Dahiliyeye bana 4 tane şurup verdi. Telcit şurup. İçtim. Ama hiçbir faydasını göremedim. Gene aynıyım. Belime şimdi vuruyor ağrısı. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri diyebiliriz. Bakteri mide asidinden kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Köpüğün içerisinde gizleniyor. Mide asidi buna zarar vermiyor. Birçok ilaç da bu bakteriyi öldürmüyor. Buna karşı bildiğimiz lahana suyuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırmalar yapılmış. Bunun lahana suyunun birleşiminde metil metilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit her türlü gastrit, ülser, reflü ve pangastriti yok edici özelliğe sahiptir.
Fakat evde kişi diyor ki bazıları, evde lahana suyunu çeksem, suyunu çıkarsam, püresinden içsem iyi olur mu? İyi olur da biraz yan tesiri var. Nedir? Lahana suyunun birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller ve guatra sebep olabilir. Olur değil, olabilir. Bu nedenle biz bunun birleşiminde 19 çeşit bitki içerir. Yan etkisini sıfırladık ve etkisini artırdık. Şurada gördüğünüz bir bitki de laden gülü. Bu da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada gastrit ve ülsere iyi geldiği belgelenmiştir. Gastrit ve ülsere iyileştirdiği belgelenmiştir. Eğer ki bakteriden kaynaklanan bir gastrit, ülser, reflü varsa tonik, virüsten kaynaklanan bir gastrit, ülser, reflü varsa iksir gerekir. Yani rahatsızlığa göre bilmek gerekir. Bakteri mi, virüs mü? Eğer emin değilse ikisini birden kullandığı zaman bir şey kalmaz. Herhangi bir zararı yok değil mi hocam? Hepsini birden kullanabiliyor. Zararı kelimesi yanlış. Zaten kimyasal bir şey yanlış? Yok. Zararı bunu yanlış. Özellikle soruyorum zararı ama. Zararı kelimesi yanlış. Ama özellikle bir soruyorum saniye. Bunu. Tüm bitkiler kategorik olarak 5 ana sınıf ayrılır. 5. 1. Klinik araştırmalar etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Üniversitelerin kliniğinde. 2. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler, Alman Sağlık Bakanı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. 19 profesör 3 ayda bir toplanırlar, bitkiler hakkında monografi yayınlarlar. Bitki hakkında monografi yayınlamışsa komisyon E, hepsi uzmandır, hem doktor hem herbalist. 19 uzman monografi yayınlamışsa ikinci sınıf şifalı bitkidir. 3. Aromaterapide eterik yağlar yapılıyorsa 3. sınıf şifalı bitkidir. 4. Homopatide tentürü yapılıyorsa 4. sınıf şifalı bitkidir. 5 halk arasında dedikoduya yayılan, ya şöyle olur, böyle olur, şuymuş, buymuş denilen bitkiler. Biz zaten birinci sınıf şifalı bitki kullanıyoruz. Diğerlerini kullanmıyoruz. Fakat Türkiye'de piyasada, işte ben uzmanım, ben şucuyum, ben buyum diyenler piyasada, mesela örnek, Panax, halsizlik, dermasık, yorgunluğa karşı klinik araştırmaları etkisi ispat edilmiş. Olsun hocam, isim vermeden konuşalım. Yok, bu bitki ismi, bitkinin ismi, Ginseng Panax. İlaç değil, ilaç değil. Bitkinin ismi faydalı, faydalı bitki. 10 bin yıldır Çin'de, Kore'de kullanılan bir bitki. Türkiye'de bazı göz açıklar ne yaptılar bunu? Reklam, reklam, reklam. Benim beyim bir sorusu var sanırım. Hocam size bir soru sormak istiyorum. Piyasada sizin gibi böyle ottan, şundan, bundan yapılan, yaptığınız şey, ya bunun ne derece doğru olduğunu ben tahmin etmiyor. İşte nasıl tahmin edeceğim yani? Şu anda dünyada bir sürü ilaç fabrikaları var. Nasıl ilaç fabrikalarından siz daha mı iyi şey yapıyorsunuz ki bunları vatandaş tercih etsin? Yani nasıl mı güveneceğim? Kime, ya nasıl güveneceğiz? Yani şu anda sizin aslında, gibi evet. Sizin gibi piyasada bir sürü ot satan var. Veya ottan önce, yapılmış neyse ilaç dediğiniz şeyleri satıyorlar. Biz size nasıl güveneceğiz? Neye güveneceğiz? Aslında evet, biraz önce benim de doğru, sormak istediğim soruydu haklı, hocam. Evet. Şimdi bak, ben burada boş konuşmak yok. Türkiye'de belge ve bilgi sunan tek kişi benim. Belge ve bilgi. Klinik araştırmalardan bahseden benden, haricinde televizyonlarda belge ve bilgi sunan kişi gördün mü? Şunu iyi geldi, bunu iyi geldi diyebilirsin. Önemli değil. İspat edeceksin. İspat edemiyorsan müfteri, yalancı durumuna düşersin. Atmak yok. Belge var. Ne diyor? Altın başak otu. Bu bitki. Şurada ben bunu getirdim bir saniye. Ha, bu bitki. Altın başak otu. Şu bitkinin kurumuş hali. Şu da tazesi. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da. Binlerce insan tedavi edilmiş. Almanca dergi. Ve ben bu konuda 32 yıl çalıştıktan sonra kitap yazmışım. Benim yazmış olduğum bu kitap 1800 sayfa, 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Laf yok, belge var, bilgi var. 27 yıl uğraştıktan sonra kitap yazdım. Benim bu kitaptan bir profesör, doktor, ismini vermeyeceğim, alıntı yaptığı için mahkemeye verdim, mahkemeye kazandım. Raporları önümüzdeki gün yayınlayacağım. Hırsızlık yapanları da yayınlayacağım. Yani, İbrahim Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii. Ben sizi uzun senelerdir takip ediyorum. Sizin ürünlerinizi de zaten çok yakın akrabalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim kullandılar. Ve herkese tavsiye ediyoruz. Beyefendinin demek istediği çok sahtekarlar var.
O açıdan söyledi. Biliyorsunuz ki o ürünleri kullananın da başına neler neler geldi. Bu sizinle alakalı değil. Çok seviyoruz sizi. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok güveniyoruz. Yani Gökçek ürünleri başka bir şey. O piyasadaki ilaçlar başka bir şey. İlaç bile demek istemiyorum. Zehir onlar. Bir şey soracağım ben. 15 gün önce kız kardeşim çok rahatsızlandı. Dişinden dolayı bir kist oluştu. Doktora gözüktü tabii. Demiş ki diş de alınacak, kist de alınacak. Biraz önce siz kistlerden bahsediyordunuz. O ilacı kullansa ufak bir leblebi tanesi kadar kist faydası olur mu? Nasıl kullansın? Ya iksir kullandığı zaman 6 haftada kist diye bir şey kalmaz. Mesela ben Almanya'dayken azı dişimi çektirdim. Yıllar önce iksiri keşfetmemiştim. İksir yok ortada. Azı dişin 10 dakikada çekilmesi gereken azı dişi çatal olduğu için kırıldı. 4,5 saatlik ameliyata döndü iş. Perişan oldum. İğne, morfin. 4,5 saatte azı dişini çektiler, bitirdiler. Ama orası bir orada şişlik kaldı. Sürekli ağrı, sızı, soğuk yiyemiyordum, sıcak yiyemiyordum. İksiri keşfettikten sonra, iksiri kullandıktan sonra oradan bir 3-4 hafta bir akıntı, pislik aktı. Hamdolsun o günden bugüne kadar hiçbir yani iksir bütün organlardaki cerrahat curufu temizler, arıtır. Hocam dişini çektirmesine gerek var mı peki? Hayır. Kullandığı yani zaman temiz. Sonra... Kisti eritir, temizler bu. Apse haline getirir, patlatır, temizler. Hiçbir problem yok. Şimdi benim... Ben de bir şey sormak istiyorum. Çok kısa, çok tabii, kısa. Buyurun. Ama çok neden kısa, çok acil bir durum, var, evet. Önemli bir durum olduğu için. Tamam, telefonumuzdan sonra ben sorumuzu yönelteyim hocama. Alo. Alo. Buyurun efendim. Biz Ankara'dan arıyoruz. Hocamızı izliyoruz. Buyurun. Benim annemin kollarında topaklar var. Yağ bezi deniliyor. Her zaman için doktora götürüyoruz. Yağ bezi deniliyor. Ama bu bütün vücuda dağıldı. Dağıldığı için de yani bize cesaret edip bir yere de bir şey yaptıramıyoruz. Her zaman için doktora gittiği zaman da hep bu yağ bezi denilip geçiliyor. Biz de sizin konuşmalarınız dikkatimizi çektiği için bir arayak dedik. Acaba bir imkan bulur muyuz diye. Evet. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, enginar forte, kis çayı, enfeksiyon çayı kullandığında yavaş yavaş erir. Ameliyat olduğu zaman yayılma riskosu var. Eğer dişisi ise 40-50 tane birden çoğalabilir. Daha kötü olur. Çok fazla. Her evet. Tarafında var, kollarında, bacaklarında. Kullandığı zaman problem değil. Yavaş yavaş erir. Gitgide de büyüyor. Ha, yani rahatsızlık verir. Sinirleri sıkıştırır, damarları sıkıştırır. Yani problem olur. İksir, evet, kollarında atılmalar var diyor. İksir, aloe vera jel, enginar forte, yoğurt otu forte ve çayları kullandığı zaman yavaş yavaş erir. Sabrederseniz kısa sürede aynı zamanda tansiyon, kolesterol, lipid düzenler, karaciğer hani yağlanması. Tansiyon, kolesterol gibi vesaire başka bir şeysi yok ama o topaklar tabii kafada şey oluyor, iz oluyor. Problem değil o. Kollarında asılmalar olduğu için yani yemek pişirse bile ocağın üstüne yemeğe sofraya götüremez. Problem değil, kısa sürede iyileşir. Ne daha kadar sürede iyileşir hocam? 2 hafta, 6 hafta kişiye ya da... Kişiye göre, kronik akut oluşuna göre 3 ay, 4 ay sürebilir. Buyurun. Alo. İyi günler. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Biraz önce eşim görüşmüştü de bu annesi hakkında. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Hocamın bir şey var mı? Ben hani televizyonun sesi kapalı olduğu için dinleyemedim. Tabii. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, enginar forte... Lipom çayı, enfeksiyon çayı. Çok yoğun olduğu için 3-4 ay sürebilir tedavisi. Düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş erir, yok olur. Problem değil. Hocam ben sizin şeyle büroyu da aradım, isim bıraktım ama. Tamam, biz döneriz size. Oldu hocam, çok sağ olun. Sizin konuşmanız dikkatimizi çekti. Bu bilye gibi demiştiniz ya. Evet. Vücudumda dediğiniz gibi bilye gibi her tarafımda var. Doktora götürdüm ben, yağ bezisi. Ameliyat edip alalım diyorlar. Fakat güvenip de yaptıramadık. O da cesaret edemedi daha doğrusu. Evet. Öyle bir devam ediyor. Problem değil. Hocam hemen anlatalım. Telefonumuzu da kapatalım isterseniz bu arada. Çünkü çok yoğun bir arama var. İyi akşamlar, çok geçmiş olsun diyoruz efendim.
Bu arada hocam onun cevabını verelim ama. Şu 20'lik dediğimiz dişler hocam biliyorsunuz ki çok fazla zaman alıyor patlaması çıkması ve çok şiddetli ağrılar oluşturuyor. Benim kardeşim şu an bunu yaşıyor ve burada değil, onu buradan çok öpüyorum, Ankara'da şu an görevde. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Öneriler şu doğrultuda çıkartın denilmiş. Yani alalım demişler ama acaba diyorum ben bitkisel yönde bu ağrıları tedavi etme ya da uzun bunları almadan kalmasını sağlamak ama ağrıyı da dindirmek adına ne yapabiliriz? Ağrısı varsa çok şiddetli ağrılar. Ağrıları yok eder. İltihap, içeride iltihap vardır mutlaka. Çünkü onlar daha çıkmamış. İltihap, evet. Fakat çıkmak için uğraşan. 20'lik diş değil mi? Evet. Ama zaten bu problem değil mi hocam? Yani bütün insanların 20'lik dişi zaten. Ama alınması yönde öneriler gelmiş doktordan. Ama ben istemiyorum aldırsın. Hani oraya bir bıçak değsin istemiyorum. Acaba hem onları orada tutup hem de ağrılarını dindirme şansımız. Çünkü ileride İksir kullandığı zaman diş kökündeki bütün kanalları temizler, aratır. Evet. İltihap varsa dışarı atar. Apse şeklinde hiçbir şey kalmaz kısa sürede. Şimdi biraz önce Ahmet Bey'in, beyefendinin yok sorusuna bir cevap vereceğim. Klinik araştırma ile ilgili. Şu gördüğünüz yelpaze palmiyesi, meyvesi, cüce palmiye denir. Cüce palmiye ile ilgili Almanya'da 100'den fazla klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmalar da prostat büyümesini iyileştirdiği belgelemiştir. Bakın bu dergide profesör, yani yüzlerce profesörün burada klinik araştırması var. Belge var. Yani söylediğim her şeyde belge ile bilgiyle konuşuruz. Belge ve bilgi. Belge sunarsan buyur. Almanya'da eczanelerde satılan İlaçların %80'i artık bitkisel, kimya yavaş yavaş bitiyor. Mesela bayanlar Almanya'da bir ara 60'lı 70'li yıllarda Kontagan kullanan bütün bayanların çocukları özürlü doğdu. Kolsuz, bacaksız, %100 özürlü. Alman toplumu bundan korktu. Mahkeme tam 11 yıl mahkemesi sürdü. Bütün Almanlar şok oldu. Televizyonlarda, gazetelerde sürekli özürlü çocuklar, engelliler, problem, aileler perişan oldu. Ve bugün Almanlar tamamen bitkiye döndü. Eczanelere satılan ilaçların, sadece Almanya değil, Hindistan'a, Çin'e gitseniz orada zaten eczane yok. Aktar gibi gidiyorsunuz, şu rahatsızlığım var, veriyor, yallah bitti. Yani kimya yok. Hocam kimya yavaş telefonumuz yavaş, kimya var, isterseniz bu arada telefonumuza cevap verelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Benim iki sorum olacaktı. Eşim de yıllardır Behçet FMF hastalığından dolayı böbreklerinde amide diyoz oluştu. Behçet hastalığı hocam. Yok, Behçet değil. Behçet babasında vardı. Amide diyoz oluştu. Kan. Evet. Şimdi tansiyonu, kolesterolü var FMF'ten mı? FMF'ten dolayı. Tansiyonu, kolesterolü var mı? Tansiyonu var. Sabahları bir tane hap içiyor. Kolesterolü var mı? Bir tane kol tüşünü günde 3 tane içiyor. Şimdi kişi tansiyon, kolesterol, diyabet hapı alıyorsa böbreklere zarar verir. Çünkü her iki böbrekte birer milyondan 2 milyon nefron var. Yani süzgeç hücre. Bu süzgeç hücreleri sürekli alınan kimyasal ilacı süzmek zorunda. Ama daha önce hocam, daha önce almıyordu bunları. Evet. Şimdi iksir, aloe vera jel, kuş forte, ay üzümü forte, böbrek ve mesene çayı yani kullandı. Yani bunları daha önce almıyordu. Bu olaylar çıktıktan sonra doktoru bu böbreğinin yani tansiyonunun 8'in üzerine, özellikle küçüğün 8 bile görmek istemediğini söylediği için günde bir tane Atakan herhalde tansiyon ilacı alıyor. Günde 3 tane de kolsişin FMF ataklarının olmaması için. Ayşe Hanım. Tedavisi mümkün. Hocam cevabını vereceğim.